Özellikle bazı insanların beyatten şu veya bu sebeple geri kalmış olması Hazreti Ebubekir'in hilafetini tartışma konusu yapmaz. Aksi halde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafeti de gündeme gelir, tartışma konusu olur. Nassen tayin edilmiş bir halifeye nassen tayin edildiği halde beyat etmemiş insanlar söz konusu olur. Bu insanların uhrevi durumu söz konusu olur. Allah korusun, bunlar problemli işler. Sonra Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'ın nassen tayin edilmiş bir imam olarak kendisine Allah Teala'nın nassen vahiy ile yüklediği bir görevi Hazreti Muaviye'ye devretmesi gibi bir duvara toslarsanız bunu izah edemezsiniz. Bu eğer nassen vahiy ile yapılmış bir tayinse Hazreti Hasan'ın bunu başkasına devretme yetkisi olmamak lazım gelir. Acaba Hazreti Hasan'ı bunun için mi sevmiyorlar? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Düşünmeden edemiyor insan.